Merhabalar Ozan Hocam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Turgay'cığım. Siz nasılsınız? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Hocam biliyorsunuz 2022 yılında ineden ipliğe her şeye zam geldi. Binamızın bütçesi giderlere yeterli gelmiyor. Aidatlar arttırılabilir mi? Turgay'cığım şöyle, 2021 yılının biliyorsunuz son aylarında Kasım Aralık'ta bir döviz artışı oldu. Ciddi bir döviz artışı oldu. Sonra dövizde bir geriye doğru bir esneme oldu ama 2022 yılının ilk ayında bir kere asgari ücrete %50'ye yakın zam geldi. Gerekse bizim elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının beraberce değişimi olarak incelediğimiz enerji enflasyonu da Şubat 2022'de son bir yılda %97'ye ulaştı. Dolayısıyla orada çok ciddi artışlar var. Bir yandan da ne oldu? Aidatlar Aralık ayından sonra %50, %60, %120'ye kadar arttı. Şimdi buradaki problem şu. Bir yandan da TÜFE ile ilgili yani tüketici fiyat endeksi ile ilgili bir artış beklentisi var. Örneğin Haziran 2022 döneminde İstatistik Kurumu dahi %57, %58 civarında bir artış bekliyor ama bazı enflasyon araştırma grupları ise enflasyonun aslında tüketici fiyatlarında %156 yıllık olmasını bekliyor. Böyle bir artış söz konusu. Bir yandan da biliyorsun Ocak ayında bir asgari ücret artışı vardı %50'ye yakın ama Haziran ayında da yine Temmuz ayında da bir artış beklentisi var. Dolayısıyla özellikle Aralık ayında 2021 yılının Aralık ayında yapılan genel kurulların kabul edilmiş bütçeleri aslında çok zayıf kaldı. Bunlar henüz Şubat, Mart ayı gelmeden dahi aylık rutin giderlere yetmiyor hale geldi. Dolayısıyla bazı yapılarda, bazı toplu konutlarda, bazı apartman ve sitelerde yeniden genel kurullar yapıldı. Ama görüyoruz ki Mart hatta Nisan ayında dahi yapılan bazı genel kurullarda kabul edilen işletme bütçeleri yeterli düzeyde değil. Dolayısıyla da yeniden toplantılar yapmak gerekecek gibi bir durum hasıl oluyor. Peki Ozan Hocam, yöneticinin genel kurulu yapmadan aidat artış yetkisi var mıdır? Şimdi bu konuya kat mülkiyeti kanuna bir bakalım 35. maddesine. Orada ne diyor? Yani motomot da bunu değerlendirmek lazım. Ana gayrimenkul dediğimiz şey aslında bina, apartman. Buradaki genel yönetim işleri. Ne güzel söylemiş. Genel yönetim işleri. Korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör, kalorifer, sıcak veya soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetimde gösterilen zamanda. Bu aslında bu zaman bizim genel kurul yapılma zamanı. Eğer böyle bir zaman gösterilmemişse Ocak ayında değil mi? Genel kurulları yapıyoruz ya da temsilciler kurullarını yapıyoruz. İşte bu ayda kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde geri kalan işler için tekrar avans toplanması düzenlenmiş. Demek ki 35. madde aslında açıkça yöneticiye ortak giderler için bir pay ayrılması durumunda bu paya ilişkin topladığı rakamların giderlere yetmemesi halinde ilave para toplama yetkisini açıkça vermiş. Ancak tabii bizi sınırlayan bir takım unsurlar da var. Biz genelde bu genel kurul ve temsilciler kurullarında ne yapıyoruz? Bir bütçe kabulü yapıyoruz ve aslında kendimizi sınırlıyoruz. Dolayısıyla da burada genel kurul haricinde bir yetki var mı yok mu biraz daha detaylı incelememiz gerekiyor. 35. maddenin B fıkrasında da diyor ki ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması. G fıkrasında diyor ki ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınmasından. Yine H fıkrasında da ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda onlar adına gerekli tedbirlerin alınması yöneticinin görevleri arasındadır. Şimdi bu saydığımız bütün detaylar beylik gibi görünse de aslında hepsi aslında bir bütçeye dayanıyor, bir harcamaya dayanıyor. Örneğin ben diyelim ki yazın artan
herhangi bir harcamamız varsa bizim işte bahçe bakım harcamaları gibi, ben bu harcamaları karşılayamayacak şekilde, örneğin bahçe işçilik giderleri artmışsa, bu bahçeye bakmayacaksak ne olur? Bahçenin o güzelliği, bakımı, mimarisi ortadan kalkar ve daha büyük maliyetlere sebep olabilir. Demek ki bu nedir? Aslında kat malikleri için bir hakkın kaybının ortaya çıkması ihtimaldir. Yönetici burada ne yapacak? Bakım sorumluluğu ortaya çıkacak ve buna bakacak. Şimdi sorunumuz bizim, acaba yöneticinin kabul edilmiş olan işletme projesi üzerinde harcama yetkisi var mı, yok mu? Aslında kanun zorunlu harcamalar için bir harcama yetkisinin olduğu anlamına geliyor. İlave para toplamak adına. Şimdi tapu siciline kayıtlı olan ana gayrimenkulün yönetim planında bu hususta açıkça düzenlemeler olabilir. Bazı hükümlerde şunu görüyoruz. Diyor ki işletme projesi dışında işletme bütçesinin toplam %15'i kadar, %10'u kadar, %20'si kadar yönetim kuruluna ilave bütçe yapma yetkisi verilmiştir. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Zaten kanun bir yol vermiş. Yönetim planı aslında bir sınırlama yapmış ve bir yetki vermiş yönetim kuruluna. Demek ki yönetim planlarımıza bakacağız. Bu yönetim planlarında bu hususta bir düzenleme varsa, zaten kabul edilmiş işletme projesi haricinde ilave olarak zorunlu durumlarda bir harcama yetkisi verilmiş oluyor. Şimdi genel kurullarda ortak gider ve avans paylarının, yani aidatların artış oranının belirlenmesi durumunda veya kararda ya da kararın ekinde bir ek avans toplamaya ilişkin, biraz önce yönetim planında verdiğim örnekteki gibi bir yüzde, bir miktar, bir değer belirtilmiş olabilir. Der ki işte bir bütçe veriyoruz, işletme projesinin toplam yekünü bu kadardır. Bunun yetmemesi halinde enerji faturalarının ödenememesi, işçilik giderlerinin veya herhangi bir giderin beklenenden daha fazla fiyat artışı gerçekleşmesi halinde beklenmeyen harcamalarında olması ihtimaline karşı yöneticiye ilave olarak yüzde şu kadar ilave rakam toplamasına, ortak gider ve avans payı toplamasına yetki verilmiş denebilir. Demek ki bu da yönetim planıyla olduğu gibi açık ve sari olarak genel kurul kararıyla da verilmiş olabilir. Aslında 2021 yılının son ayındaki o ekonomik göstergelere göre biraz daha, pandemide de alıştık biz buna artık, apartman ve site yönetimlerinin gelişen ekonomik konjonktüre de uygun olarak beklentilerini iyi hesaplamaları ve bu tür ek yetkileri kat malikleri kurullarına onaylatıp alması doğru olacaktı. Almayanlar için bakacağız şimdi. Peki Ozan Hocam, genel kurulun sadece aidatların arttırılması için toplanmasını tavsiye ediyor musunuz? Şimdi genel kurulda yöneticiye ya da yönetim kuruluna herhangi bir yetki verilmemişse, yönetim planından gelen de bir yetkisi yoksa, bir takım harcamaların beklenilenden daha yüksek gerçekleşmesi durumunda aslında genel kurulun toplanması doğal olarak doğru olan olacaktır. Yani her ne kadar yasa bize ilave ek avans payı toplama yetkisi vermişse de, biz kendimizi işletme projeleriyle, yani tahmini bütçelerle sınırlamış durumdayız. Ve bunları ilan ettikten sonra genel kuruldaki ilanlardan itibaren herhangi bir bekleme süresi yok. Uygulamaya hemen koyuyoruz ve ne yapıyoruz? Taahhütlü postayla veya elden imzalı olarak kişilere tebliğ ediyoruz ve kişiler kendi ödeyecekleri ortak gider ve avans paylarından kendilerine düşen kısımları biliyorlar. Yani aidatları biliyorlar ve bunları ödemeye devam ediyorlar. Şimdi bizim ek avans toplanması için genel kurulda bir yetki almamışsak ya da yönetim planında bize bir doğal yetki verilmemişse, bu durumda aslında bizim olağanüstü genel kurulu toplamamız gerekir. Fakat uygulamada şunu görüyoruz. Genellikle olağanüstü genel kurulların toplanması bir süreye bağlı. Burada işte posta gönderim süresiyle beraber en az 15 gün önce posta süresine koyarsak, 3 hafta önce bir kere zarflayıp postalamamız gerekiyor ya da elden imzalı teslim etmemiz gerekiyor. Bununla beraber tabii bu oturmayan kat maliklerinin tebligatları almış olması için zaman zaman
postayla da gönderimler yoğun oluyor. Özellikle kalabalık sitelerde, daha doğrusu bağımsız bölümü çok olan sitelerde ne yapılıyor? Burada posta masrafları da oluşuyor. Yani aslında genel kurulun toplanması meşakkatli bir iş. Sadece aidatlar için genel kurulun toplanmasını tavsiye etmekteyiz. Uygulamada ise ne yapılıyor? Eğer yetki dahi yoksa bir artış yapılıyor. Bu artış kat maliklerine ilan ediliyor ve diyor ki işte örneğin Temmuz ayında işçilik ücretleri, asgari ücret artacak ve zorunlu olarak biz asgari ücreti arttırdık. Yeni aidatınız budur deniyor. Şimdi burada bir işletme projesi tebliği yapılmadığı takdirde tabii bu karara itiraz edecek kat malikleri olabilir. Böyle bir bildirime 7 gün içerisinde itiraz etmeleri gereğini de hatırlatıyoruz. Bununla beraber tabii 2022 yılındaki maliyet artışlarını biz her an yaşıyoruz. Yani işte sizin de ifade ettiğiniz gibi iğneden ipliğe artışlar gerçekleşti ve her gün bilahare bu artışlar devam ediyor. Dolayısıyla aslında ortak gider ve avans paylarının ile karşılanamayacak durumlarda da maaşların ödenememesi veya enerjilerin ödenememesi, işte ödenemeyen faturaların hizmete kapatılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla kat malikleri bundan zarar görebilir. Bu durumunda ortaya yani bu riskin de ortadan kaldırılmasında büyük fayda var. Ne olursa olsun genel kurul toplamasak da ki tavsiye ediyoruz. Lütfen buradaki tüm bildirimlerin kat maliklerine ve kiracılarına taahhütlü posta veya elden imzalı olarak yapılması gereğini hatırlatalım. Bu arada tabii genel kurulları yaptıkça da kat maliklerine mutlaka genel kurul toplantılarına katılması gerekir. Peki Ozan Hocam, aidat artışları konusunda yöneticiler neyi kesinlikle yapmamalı? Yani yapmayacağı şeyler çok açık. Şimdi yönetimin kasası yani bankası müsait ise mevcut ortak gider ve avans paylarıyla yani aidatlarla duruma devam edecek. Bütçelerin ve kasanın müsait olmaması veya ortak gider ve avans payı miktarlarının yeterli gelmemesi halinde ne yapacak? Zorunlu harcamalar için onu bir değerlendirecek. Genel kurul yapmak eğer maliyetli ve kat maliklerinin katılımı ile ilgili sorunlar olabilecekse kanundan, varsa yönetim planından aldığı güçle 35. maddeye göre kat mülkiyeti kanunun artışları gerçekleştirecek. Yani asgari ücret artıyor, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla burada o miktar kadar, sadece o miktar kadar ortak gider ve avans paylarını arttıracak. Yani aslında yöneticinin yetkileri arasında işte genel kurullarda 32. madde, yani genel kararlar, yine kat mülkiyeti kanunun 37. maddesindeki işletme projesinin yapılması, 39. maddesindeki yöneticine hesap vermesi gibi konularla ilgili mali hususlarda dikkat etmesi gerekiyor. Bunların dışına çıkmaması gerekiyor. Biz daha önce pandemi döneminde de böyle bir video çektik. Aslında bu videonun da linkini verelim. Mücbir hallerde ortak gider ve avans paylarının, yani aidatların genel kurulun yapılmadan arttırılması hususu. Gerçi içinde bulunduğumuz durum mücbir bir sebep değil ama netice itibariyle olağanüstü fiyat artışlarının da gerçekleştiği bir dönem. Bununla ilgili olarak da o yazımız ve o videomuza da dikkat edebiliriz. Yönetici kesinlikle ve kesinlikle demirbaş, sabit kıymet, yatırım ve yenileme kararlarını kendi başına almamalı. Bu çok önemli. Yani ben burada bir yenileme yapacağım. Bu yüzden de ek avans topluyorum. Böyle bir dünya yok. Bunu yapmayacağız. Yine kat mülkiyeti kanunun tabii ki 43. maddesi, o lüks yenilik ilavelerle ilgili kesinlikle yönetici veya yönetim kurulu karar almayacak. Bunların tamamı genel kurulluk ya da toplu yapılarda temsilciler kurulluk konulardır. Bu kararları mutlaka o kurullarda almaya gayret edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz aidatlar çok yüksek miktarlarda artmak durumunda kaldığı için son zamanlarda neyi duymaya başladık? İşte yüksek site aidatlarına düzenleme. Site aidatlarına İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleme getirilecek. Geçtiğimiz günlerde de siyasi partinin, iktidar olan siyasi partinin MYK'sında
bir konu gündeme geldi. Bu da site aidatlarının düzenlenmesi ve bu konuda da İçişleri Bakanlığı denetimine girmesine yönelik bir düzenlemenin yapılması, bu düzenlemenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürülmesi konusunda. Aslında buradaki düzenleme tabii ki bizim ortak gider ve avans paylarının nelerden oluştuğunu, bir toplu yapının, bir apartmanın, bir sitenin asgari yaşamın, oradaki ortak komünitenin devam etmesi için asgari gerekliliklerin ve asgari harcamaların olması konusunda İçişleri Bakanlığı müdahale edemez. Aslında buradaki harcamaların karar verilmesi oradaki kat maliklerinin durumu ve kararı ile ilgili bir şey. Yani İçişleri Bakanlığı aidat 1.000 lira olacak diyemez. Ama şu diyebilir: aşırı fiyat artışları, aşırı ortak gider ve avans payı artışlarından dolayı harcamaların denetlenmemesi sebebiyle bir takım suç odaklarının, bir takım suça bulaşan yönetimlerin kat maliklerinin gelirlerini har vurup harman savurması veyahut giderlerin hesabını verememesi durumunda nelerden sorumlu? Ne gibi cezalar ortaya çıkar? Bunlar ne şekilde denetlenecek gibi konuları tabii ki İçişleri Bakanlığı düzenleyebilir. Bu hususlara da dikkat etmek gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilere. Ben de çok teşekkür ederim. Turgay'cığım, bu ortak gider ve avans payı, yani aidat artışlarını bu sene çok konuşacağız. Çeşitli sorular gelmeye devam ediyor. Biz de gelen sorulara doğru cevapları vermeye gayret edeceğiz. Hoşça kalın hocam. Sağ olun. Thank you.